kontrolü kimin elinde? Ahilerin elinde, loncanın elinde. Bak Osman Gazi bile gitti kimi aldı? Şeyh Edebali'nin kızını aldı. Yani süper bir devlet kurdu. Yani buradan verilecek mesaj şudur. Babanızın fakir olması sizin suçunuz değildir. Ama kayınpederinizin fakir olması sizin gerizekalılığınızdır. Bak Osman Gazi'ye gitti zenginin kızını aldı. Bir devlet kurdu. 622 yıl, 11 ay, 8 gün, 13 dakika, 28 saniye yaşadı. Yani para var, huzur var. Döndü böyle olsun bilin. Ama tabii işimizin latifesi. Bu aklınıza kalsın diye böyle anlatıyorum. Peki. Gedik usulü diye bir usul var. Ne lan bu gedik usulü? Bahsettim gene söylüyorum. Gedik usulü dükkan açma iznidir. Dükkan açma izni. Öyle kafana göre ben dükkan açıyorum bilmem ne yapıyorum. Yok. Her şey kontrol altında. Mesela Ankara için söylüyorum. Kızılay'da diyor ki Kızılay'da 4 tane ayakkabıcı olacak diyor. Bunun 3'e düşmesine müsaade etmiyor. 5.'nin açılmasına müsaade etmiyor. Her şey ne altında? Kontrol altında. Anlaştık kıymetli kardeşler. Bak ayakkabıcı da 4 tane olacak diyor. 3 yok tamam 5 yok. Kontrol altında. Ayakkabının fiyatı 10 lira. Diyor. 10 tane üreteceksin, 10 tane satacaksın. Ya şöyle bir çakallık da yapamıyorsun. Ya ben 20 tane üretem de 9 liradan satıp böyle sürümden kazanan falan o da yok. Reklam yapayım, Instagram'a reklam vereyim, böyle sponsorlu gireyim falan. Yok, bunlara gerek yok. Sabah dükkanını açtın, 10 tane malını sattın mı? 2 lira olmadan kapatırsın, diğer dükkanlarını yapar, iş yapar. Sabah geldi birisi dükkanına, bir ayakkabı aldı. İkinciyi aldı, üçüncüye bir dakika kardeş kusura bakma karşıdaki esnaf kardeşim siftah yapmadı git ondan bir siftah yap derler anladın ama önceden böyleydi herkesin gözü toktu tamam herkes kazanıyordu şimdi adam dükkanın önüne çıkıyor böyle bekliyor biri geçen dur oraya girme diyor aranıyor diyor onu boşver bu tarafa gel bu tarafa gel bize gel bize gel diyor yani nasıl çamur atarım da çirkef yaparım öyle elleri tutuşsalar hepsi kalkınır ama bizimkiler birbirinin üzerine basıp yükselmenin derdinde öyle olunca işte belli kişiler sivriliyor diğerleri ne oluyor? Batıyor. Anladın mı? Kontrol altında. Bak mesela bu çiğ köfteciler bir açıldı. Abo her yerde. Ulan sokak başında ne var? Tamam bir şeyde bir mahallede 21 tane ne var? Çiğ köfteci var. Abi bunlar kazanabilir mi kazanamaz mı? E kazanamaz. Sonra rekabet falan 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 iş bilmem neye bindi. Sermayeyi de kedi yüklediler. Ne oldu? Göçtü gitti ama kontrol altında olsa 3 dükkan 4 dükkan olsa 4 dükkan olsa onlar da kazanabilirlerdi. Bu Türkiye'de böldür zaten. Bir tane bir şey açılır. Tuttu mu hemen tak anında ne olur haber takır takır çakmaları da gelir. Bu bilinmesi gereken bir şeydir bu. Her şey ne altında? Kontrol altında. Fiyat belli. Dükkanlar stabil belli. E böyle olunca hem üretici hem tüketici korunuyor mu? Korunuyor. Rekabet ortamı var mı? Yok. Ama üst sınırdan durağın da bir ne oluşur? Ekonomi oluşur. Belli çünkü her şey ne altında? Her şey kontrol altında. Anlaştık. Bak oldu ki mesela ayakkabı aldım. Ertesi gün delindi. Ne yapacağım ya? Hemen gittim ayakkabı loncasına. Selam aleyküm selam dedim. Garban oldu mu dedim ya. Bu ayakkabıyı biz dün aldık. Olan bir tane para verdik. Bu ne oldu? Patladı. Ne yapacağız? Hemen ayakkabı loncası bilir kişi hemen öyle bir inceler. Baktı ki ne hatası? Tüketici hatası, üretici hatası değil mi? Gelirler o pabucu onun damına atarlar. İşte pabucu dama atma değil mi? Bak buradan geliyor. Yani bu adam işini iyi yapmıyor. Bununla alışveriş yapmayın demektir. Tamam? Ve o adam iş yapamayınca dükkan otomatikman ne olur? Kapanır. Dört ayakkabıcı vardı, üçe düştü. Anında tak dördüncüyü açarlar. Gedik usulüyle. Her şey stabil ne altında? Kontrol altında. Bak Osmanlı ekonomi grafiğini çiziyorum sana. Al dümdüz. Böyle her şey kontrol altında her şey bileyim. Darül muallimat da bak darül muallim erkek öğretmen doğru mu? At dediğiniz şimdi kız öğretmen okuludur bu da kızlar için açılmış bir okuldur ama şimdi burayı şöyle anlatacağım yaprak testlerde sorarlar derler ki darül muallim. Darül muallimin, darül muallime, darül muallimiye, darül muallimat. La bunun hepsi farklı. Hangisi kız öğretmen okuludur der? Darül muallimat. Tamam mı? Şu at dediğiniz ek, Arapçadaki işte müennes, müzekker dediğiniz. Yani erkeklik, dişilik, erkeğe ayrı, kadına ayrı söyleniyor. Tamam ben bunu valla akılda kalsın diye işte bizim kızlarımız at gibi ya, fıstık gibi ya, böyle diye kız okulu diye akılda kalsın diyorum. Bunu var ya bak deneme sınavında geldiğinde oğlanlar doğru yapıyor.
Tamam mı? Kızlar nereye atlıyor? Bak ben biliyorum nereye gideceğinizi. Darül Muallime'ye gidiyor. Yanlış. Tamam, Darül Muallim atmış cevap. Ondan sonra çocuklar çıkıyor diyor ki ha diyor. Can Hoca diyor at gibi kızlar diyor. Ha doğru yap da nasıl yaparsan yap. Bir önceki videodan hatırla. Ben Makyavelistim. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Öğren de nasıl öğrenirsen öğren. Doğru yap. Okutucu doğru işaretle de nasıl işaretlersen işaretle. Benim için önemli olan odur abim. Burada ikilik iyice kendini ne yapacak? Belli edecek işte. Tanzimat döneminin kritik özelliği, karakteristik özelliğidir. Eskiyi kapatmadan yanında neyi açtı? Medreseyi açtı. Şimdi bizde klasik dönem bir ne var? Medreseler var. Doğru mu? E nasıl eğitim veriyor? Dine dayalı eğitim veriyor. Bunu kapatmadan, vay burayı gösteriyoruz değil mi Furkan? Evet hocam. Bunu kapatmadan tamam mı yanında neyi de açtı? Üniversiteyi de açtı. E burada da bilime dayalı ne veriliyor? Eğitim veriliyor. Doğru mu? E şimdi iki tarafta zihniyet birbirini tutar mı tutmaz mı? E tutmuyor işte. Abim tutmuyor. Yani bu taraf başka öğreniyor, bu taraf başka öğreniyordu. Mesela medresede ilerleyen süreçte eğitim bozuluyor Osmanlı'da. Şu beşik uleması dediğiniz olaydan dolayı. Yani alimin oğlu da alim olur mantığından eğitim ne olacak? Bozulacak. Medresede üç kağıt hocalar çıktı. Güneş nasıl duruyor? Sorduğum zaman Sübhanallah, Neuzubillah, Allah Celle Celaluhu şemsü senayi sanki gizli bir edile muhalaka tutmaktadır. O ki kum feyakun sırrına masardır. O ki ol dedim olur, onun hikmetinden sual olunmaz. Cüz-i irade, külli irade anlamaz. Kulekun tüm tübbunun gayfette beni hükümullah. Ne anladın? Amin. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü bak ben hiçbir şey anlatmadım. Dedim ki sana sonsuz olan Allah ışık veren güneşi gizli bir elle boşta tutmaktadır dedim. O ki kün feye kün sırrına. Yani ol dedim olur sırrına mazhar dedim. Bir ayet-i kerime verdim sana tamam mı? Ha ne oldu? Vay Celal Hoca, Celal Hoca, Derin Hoca, Derin Hoca. Bizim hoca var ya çok derin ha döndü. Ulan bir şey anlatmadın ki. Ama bunun yanında bir de üniversite açıldı. Ne o üniversitelerde tamam mı? Avrupa'dan neler getirildi? Hocalar getirildi. Böyle tapsakallı, tek yuvarlak gözlü. Kıl kuyruk tipler. Simuble, enchanté, monchanté, krem şanté, rüplü şambırla falan böyle. La chantamin cantareler. Kim lan bunlar? İşte üniversite profesörleri. Sordunuz. Profesör, güneş orada nasıl duruyor dediğiniz zaman parmasu de la France. Efendim bildiğiniz üzere her madde atomdan atomda moleküllerden oluşur. Molekülün içindeki nötronun proton etrafında dönmesiyle yaklaşık 300 bin newtonluk gerçek kimya kuvveti oluşur. Aslında o gök cisimleri belli bir yörüngede dönmekte. Dünyada döndüğü ve aradaki mesafe uzak olduğu için biz onları sabitmiş gibi görmekteyiz dedi. Furkan niye öyle bakıyor bana? Yani hani dur cevap verme tamam anladım ben seni tamam. Bu al iki taraf arasında kültür çatışması olur mu? Zihniyet çatışır mı? Çatışır. Aklınıza yattı mı abim? Bu ikilik başlamış. İkilik neyle sona erdi? 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat ile sona ermiştir. Anlaştık bu... Askeriye teknik eleman yetiştirecek okullar açıldı. Tamam. Mühendisani Bahri Hümayun donanmayı güçlendirmek için ve kara kuvvetlerini güçlendirmek için padişahın deniz kuvvetlerine mühendis, padişahın Hümayun padişah kara kuvvetlerine teknik eleman yetiştirmek için askeri okullar açılmaya başlandı. Ama Mühendisani Bahri Hümayun'un 3. Selim'in açtığını biliyoruz. Lakin Mühendisani Bahri Hümayun'u kim açtı? Mebin kitapları buna karar veremiyor. Mebin 10. sınıf kitabı diyor ki kardeşlerim tamam mı? Mühendisani Bahri Hümayun'un 1. Abdülhamit açmıştır. 11. sınıf kitabı diyor ki 3. Mustafa açmıştır. Soru Mühendisani Bahri Hümayun'u kim açtı? Cevap ben açtım. Sakın yıllardır bıktım yemin ediyorum vallahi. Yani kim açtı kim açtı? Lan abim onu geç. Mühendisani Bahri Hümayun kim açtı sorusunun cevabı yok. Yani her kitap Mebin kitapları farklı anlatıyor. Ama Mühendisani Bahri Hümayun kıymetli kardeşlerim eğer sorusu gelirse günümüzdeki İstanbul Teknik Üniversitesi'dir. Gelirse bu gelir. Tamam mı? Böyle sorar. Peki beşik uleması...